Herkese merhabalar. Merhabalar. Sevil'le bir sene sonra, tam bir sene olmadı da iki ay yani, falan, aynen. İki ay sonra bir sene olacak. Bir, iki, üç ay. Bir eksik. Sene sonra tekrar karşınızdayız. Hemen Sevil'i tekrar tanıtayım. Sevil benim üniversiteden arkadaşım. Kendisi şu an Siverek'te İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyor. Zaten geçen sene video çekmiştik. Aynen. Hem bir ev turu çekmiştik hem de Siverek sohbet. Aynen, Siverek sohbet videosu çekmiştik. Şimdi bu sene o videoyu tekrarlayalım istedik ama bu sene Siverek'ten çok böyle öğretmenlik vesaire sorular da var. Bakın yani, sorular. Aynen, sorularınızı cevaplandıralım. Aynen öyle. Kategori kategori ayırdık soruları. O zaman başlıyorum Sevil. Önce olur, ben başlayalım. Siverek sorularıyla başlayalım. Tamam. Siverek'le ilgili çok fazla soru geldi. Tuğcu Ceren, D. Kaymaz, tam bilmiyorum isimlerini. İşte İrem Akdoğan falan bu kişiler. İsimleri çok okumayacağım aslında. Demişler ki Siverek'te sosyal ortam nasıl? Büyükil'den gelip sıkıntı yaşar mıyım? Soruları toplayayım, sen ortalama bir cevap ver. Ev kiraları şu an nasıl? 1+1 güvenli bir yer bulabilir miyim demişler. Siverek'te sosyal ortam nasıl? Genel olarak Siverek'le ilgili bunları sormuşlar. Yaşam şartları nasıl? Öğrenci profilleri nasıl? Sonra Urfa sorularına geçeriz. Yani genel olarak Siverek'le ilgili hadi bilgi. Bakalım. Hadi bekliyoruz. Şimdi öncelikle ev kiralarından başlamak istiyorum. Ev kiraları pahalı. Açıkçası ben hani buraya atandığımı duyunca o iyi dedim. Hani doğu kiralar da ucuzdur falan. İyi doğru, para biriktirdim ama öyle yalnız. Değil. Aynen. Yani 1+1 evler bile 1000 liradan aşağı değil ki 1000 liraya bile artık iyi diyoruz ki bu eşyasız, eşyalı oldu mu 1250-1350 bile bulabiliyor. Bunlar söylediğim 1+1'ler. Ama eski ev çok, yeni ev de çok. Burada yeni yapı, yeni inşaat çok fazla var. Eğer ki hani kimsenin kullandığı bir eve girmek istemiyorum, hani sıfır olsun diyorsanız da seçeneğiniz çok fazla. Burada sürekli inşaat yapılıyor, görüyorsunuz zaten. Senin buralarda yani iki, bile doğru. Aynen, 2-3 adım ötede böyle bir sürü bina oluyor, bir sürü yapı var. Sosyal yaşam. Şimdi büyük şehirle ilçeyi kıyaslayamayız. Neticede Siverek burası bir ilçe, hani Urfa merkez gibi değil. AVM'si yok. Hani kafe, birkaç tane kafesi var. Nüfus ne olarak bileyim. Ama çok fazla değil mi? Aynen, 230, nüfus çok fazla. Evet, 200 küsür bindi. Hatta il olmak istiyor ama o yapıda mı bilemiyorum hani. Tekrar söylüyorum, sineması falan yok, AVM'si yok. Hani böyle mağazaları var ayrı ayrı. Birkaç tane kafesi var. O kadar. Hani sizin şimdi sosyal yaşam dediğiniz hani ne beklediğinize göre değişir. Evet, market, mana bayağı geniş. Eczane falan her şeyi bulabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum, aynen. Kafe birkaç tane var. Az. Ve genelde şey var burada hani pastanelerde böyle gidip oturup hani tatlı böyle bir şeyler içme kültürü var burada. Aynen, onu fark ettim. Ama büyük şehir havası yok tabii ki. Hani olanakları istiyorsanız ya büyük şehir yazabilirsiniz ya da şöyle diyeyim, Diyarbakır'a çok yakın ve zaten Urfa merkezle Diyarbakır merkezi arasında birer saat böyle de var. Bir soru gelmiş. Siverek'ten Diyarbakır'a ulaşım nasıl? Otobüsler falan var gidiyor. Zaten 1 saat 10 dakika diye geçiyordu değil mi navigasyon? 1 saat diyelim. Aynen, ben diyelim. Öyle geldim hemen. Buradan Diyarbakır'a 1 saat, buradan Urfa merkeze de 1 saat ama sanırım Urfa merkez bir tık daha uzak kalıyor. Öyle de git gel yapabilirsiniz ama direkt hani sosyal yaşam istiyorum diyorsanız o zaman merkezi yazmanızı tercih ederim yani. Siverek'tense daha aynen, merkezi tabii, yerler aynen. Değil mi? Peki şey demişler mesela, yine Siverek'ten başka Urfa'nın en yaşanılır ilçeleri nerelerdir? Siverek veya Urfa ile ilgili sevdiğiniz sevmediğiniz şeyler nasıl? Urfa merkez nasıl? Ve Urfa'nın diğer bildiğiniz ilçeleri nasıl diye bir sürü böyle toptan sorular gelmiş. Topluyorum hepsini. Genel olarak Urfa sorusu var yani aslında. Yani Urfa merkez şöyle diyeyim. Eski merkezi Eyübiye, yeni merkezi Karaköprü. Karaköprü bayağı iyi ama orada da şeyden yakın oluyor. Kiralar çok pahalıymış. Ya ben burada pahalı diyorsam oradakiler düşün, buradan daha da pahalı. 2003'ten aynen, evet, orada daha sıkıntı olur. Hani önceliğiniz neyse ona göre karar verin derim. Onun dışında Hilvan yine çok küçük bir yer. Hilvan olacağına Siverek olması daha mantıklı. Birecik falan çok bilmiyorum ama bana bayağı önerilmişti Birecik. Yani güzel denilmişti. Birecik daha girişte. Aynen. Urfa'nın girişinde Birecik. İlk ilçesi oluyor. O bayağı iyi denilmişti ama gerisini bilmiyorum. Karaköprü tabii ki en güzeli. Hani yeni yerleşmenin olduğu, yeni merkezin olduğu yer. Ama dediğim gibi orası işte kiralar falan bayağı pahalıymış.
Eyyubiye biraz öyle. Daha eski. Biz Urfa'ya ya, gittik aynen. Mesela annemlerle. Urfa videomuzu izleyebilirsiniz. Orada az çok böyle Urfa merkez, işte Urfa'nın Eyyubiye vesaire oraları. Hani bu şey neydi orada? Balıklı Göl falan aynen, oralarda zaten. Eski merkez. Aynen. Oraları görebilirsiniz o videoda. Urfa videosunu koyayım şuraya bir yere. Bakabilirsiniz. Onu izleyebilirsiniz. Halfeti'ye gitmiştik seninle geçen sene. Halfeti'ye gittik Biricik. Evet. Çok orası güzel. Da güzeldi. Onu bayağı da koyalım. Güzeldi. İzlemek isteyenler onu da izleyebilir. Aynen. En azından orası hakkında bilgi edinebilir. Hı-hı. Şöyle bir soru gelmiş bak. Arkada o daha güzel bir soru. Melike Ara demiş ki Sevil Hanım hala siverekten memnununu tavsiye eder mi? Ve aynı şekilde siverekte hani olduktan sonra nasıl diyeyim? Keşke siverek olmasa mıydı gibi bir şeyler dedin mi? Hala siverekten memnun musun? Ya da ne gibi eksik yanları var? Aslında insanlar biraz daha böyle gerçekleri de duymak istiyor. Ne gibi eksik yanları var? Bunları soruyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani önceliğe göre değişir diyoruz ya. Ben Biricik'i bilmiyorum. Belki siverekten daha kötüdür. Ama hani daha önceki videoda da söylemiştim. Biricik'i görmediğim halde sırf sadece benim memleketime daha yakın olduğu için ben Biricik'i tercih ederdim. Tekrar söyleyeyim Biricik'i görmedim. Ama mesela şimdi önceliğim sosyal yaşam olsaydı tabii ki ben de merkezi tercih ederdim. Ha Siverek'in eksikliği ne? Tamam evet market, manav açısından hiçbir sıkıntı yok. Her yerde var. İşte A101, BİM, Şok. Bunlar zaten en çok revanşta olan marketler. Ama ne bileyim mesela canım sıkılıyor. Bir şey sinemaya gideyim diyemiyorum. İlla şehir dışına gitmem lazım. Yok. Burada yok. Urfa merkez ya da Diyarbakır'a gitmeye gerekiyor. Peki halk eğitim kursudur bu tarz böyle insanlar. Halk eğitim ya var ama çok fazla açıldığını söyleyemem açıkçası. Ben mesela Arapça kursuna başvurdum. Ses seda yok. Bir aydan fazla oldu ki açılacak denilmişti. Satranç kursu vardı. Ondan da sözde şey dönüş yapılacağız denildi. Ondan da dönüş yapılmadı. Yani bu çok büyük eksiklik benim için. Ya ben mesela böyle sıkıldığım için bu zamanımı değerlendirmek istiyorum. Olmuyor. Özel ders vereyim diyorum. Özel ders imkanı hani genelde herkes burada tanıdığına veriyor. Online de hani çok tercih edilmiyor. O yüzden mesela o seçenek de çok olmuyor. Yani öyle bir sıkıntı var. Özel ders için herhalde biraz daha böyle kendini duyurman aynen, gerekiyor. Hani ya da öğrencilerine birinin tanıdığı olmak gerekiyor burada. Onu ben fark ettim. Çünkü öyle herkes tanıdığını öneriyor. Pek bilmiyorum. Başka hani biraz daha dışarı şey yapılmıyor. Öyle gördüm yani. Özel ders siverek Sevil'e başvurabilirsiniz diyormuşum. Genel olarak peki siverekte insanlar nasıl, öğrenci profili ne şekilde bunu soruyorlar? Şöyle diyeyim. Burada çalışan öğrenci çok fazla. Mevsimlik işçi olarak çalışıyorlar. Ve bundan dolayı okula çok geç geliyorlar. Derslerden çok fazla geri kalmış oluyorlar. Toparlayamadan sınavları olup kısa bir süre sonra yani bahara doğru tekrardan çalışmaya gidiyorlar. O yüzden temelleri çok eksik. Yani bu hani en büyük sebep gerçekten hani işçi olarak çalışmaya gitmeleri, eğitimden uzak kalmaları. Doğal olarak şimdi 2-3 ay çocuk yok. Evet, konular bayağı bir ilerliyor. Tabii Kasım'da geliyor biz sınava sokuyoruz. Hani biz de müfredatı uygulamak zorundayız. Doğal olarak öncesini bilemediği için bir iki hafta dersi dinlese bile ona yetmiyor. Çünkü temeli sağlam olmuyor. Bu sefer zaten o iki hafta adapte olma süreci oluyor ve çok zorlanıyor. Derken dönem bitiyor. İkinci dönemde biraz kalıyor. Hadi ilk sınavları yaptı, derslere katıldı. Sonra hop çalışmaya gidiyor. Sonra yani evet maalesef ki temel eksikliği çok fazla var. Bu bütün dersler için böyle. Evet evet bütün dersler için değil. Yok. Ya Türkçe zaten en önemli ders. Onunla bile evet. Bayağı sıkıntı var. Okuma burada mesela dün Sevil'le de onu konuştuk. Hı-hı. Bilmiyorum Batı'da var mı ama benim okulda da var Batman'da. Sevil'in okulda da varmış. Okuma dersleri Hı-hı. var. Yani özellikle bir derslerin 20-30 dakika. 20 evet, dakika evet. bizde. 20 sizde dakika ne kadar bilmiyorum. Bizde bir ders saati. Ha, bizde 20 dakika. Ortaokul olduğu için belki de bilmiyorum. 20 dakika Hı-hı. okuma dersi oluyor. Evet, okuma kitap saati yapıyoruz. Okuma saati yapıyorlar. Aynen. Kitap falan okunuyor böyle. Batı'da hiç duymadım. Yani Batı'da yok bildiğim kadarıyla. Ben de sordum burada. Yapılmıyor. Ama burada yapılıyor öyle bir durum. Hatta seninle dün konuşmuştuk evet. böyle kitap okuma. Herhalde biraz daha öğrenciler bu konularda bir tık daha geri kaldıkları için sanırım daha ya, aynen şöyle söyleyeyim. Burada yani. Kitap okuma alışkanlığı diye bir şey yok. Hı-hı. Yani genel olarak söylüyorum. Tabii ki illaki olan, çok başarılı olan öğrencilerimiz de var. Sadece genel profili açıklıyorum. Burada kitap okuma alışkanlığı yok. Liseye gelip de ya da ortaokulda halen okuma yazmayı öğrenememiş öğrencilerimiz var.
Ve biz bu konuda çok fazla güçlük çekiyoruz. O yüzden okuma saatine çok fazla önem veriyoruz. Çünkü hani okuyup anlarsa ancak diğer dersleri anlayabilir. Tabii ama canım, okuduğunu aynen. anlamayan bir insan ne İngilizce, ne matematik, ne Türkçe hiçbir dersi anlayamaz. Özellikle yeni nesil sorular full anlamaya evet. yönelik. Matematikler bile nasıl değil mi? Aynen. Soru tarzları aynen. değişti bayağı evet. bir. Şeyi sormuşlar böyle lisede mi, ortaokulda mı çalışmak daha kolay? Özellikle hani Siverek için sormuşlar yani. Bunu ortaokulda olan öğretmen arkadaşların var mı hani bilmiyorum ama genel olarak öğrenciler nasıl hani lisede, senin lisede olduğunu biliyorlar ya, lisede olduğun için pişman mısın? Ortaokul olsaydın dedin mi? Olsaydı dedin mi? Ya da okulundan memnun musun gibi sorular gelmiş. Biraz onları da kısaca cevap verebiliriz. Okulumdan memnunum. Tek sıkıntım mesafe, uzak olması, söylemiştim. Bayağı yol gidiyoruz, giderken de gelirken de öyle. Mesela dersimiz erken bittiği zaman çıkıp gelme sıkıntımız oluyor. Hani köy okullarında araç bulabilirsek. Var, değil mi? Aynen. Öyle bir sıkıntı var ki benim lise olmasına rağmen köyde. Liseden pişman mıyım bilmiyorum. Önceden çok memnundum. Şu an böyle gel gitlerim var. Açıkçası ya yani şöyle bir durum var. Öğrencinin hani şey mesela Türkçesi bile çok zayıfken, onu bile konuşamıyorken hani İngilizceye karşı bir ön yargı oluyor. Hocam biz daha Türkçe konuşamıyoruz. Siz bize İngilizce öğretmeye çalışıyorsunuz gibi muhabbet oluyor. Çok hani ilgisi olan katılıyor ama geri kalan mesela %80-90'ı genelde katılmıyor. Hani hep böyle teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu da gerçekten dersi de böyle bayağı bir zorlaştırıyor. Evet. İsterseniz bizde aynen. de bir motivasyon. Ha mesela diye sınıfı oluyor. Olsa evet o çok daha güzel. Direkt sadece İngilizce aynen. oluyor. Çok daha eğlenceli oluyor ki İngilizce isteyenlerle bir arada çalışılıyor. O çok daha güzel oluyor. Ama belki bir ortaokulda düşünebilirim ilerleyen zamanlarda. Bilemiyorum. Şimdi ortaokulda olduğum için mesela ben hiç demiyorum ki keşke lise olsaydı. Hiç demedim hayatımda gerçekten. İlkokul olayı da olabilir. Yani ben ilkokul şey hani lise... Lisede de çalıştım aslında ama mesela ben ortaokulda çok mutluyum. Bilmiyorum. Tabii bu tamamen ortaokul tercih. Evet. O da iyi. Ama yani. İlkokul çok zor. Yani biraz daha şey okul öncesi öğretmeni gibi oluyor. Çünkü gerçekten çok hassas oluyor. Çok kırılgan oluyorlar. Yani hep aradaki dengeyi tutmak çok zor oluyor. Çocuk. Ya şu an mesela şeyler var bende. 5. sınıf öğrencileri var. Şimdi geçen sene eğitime ara verdikleri için ister istemez 3. sınıftan ya yani 4'ü okumadılar. Şu an tahtaya bir şey yazdırıyorum. Hocam biz de bunu böyle mi yazalım? Ya da işte tahtanın yanına geçtim. Biz de mi defterde yana geçelim? Yani sonra şey... bir şey yazıyorlar. Hepsi teker teker getiriyor. Hala ilkokul modundan çıkamamışlar. Şey de çok oluyor. Şikayetler. Oo bayağı bir ders. Ya, Urfa, Harran, Akçakale, Ceylanpınar yorum istemişler buralarla ilgili. Yani açıkçası bu konuda çok yardımcı olamayacağım. Bilmiyorum gitmedim ama. Ben Harran'a gittim sadece. Tercih edilen ilçeleri dediğim gibi hani Hilvan, Siverek, Bilecik, Karaköprü iyi. Gerisi çok tercih edilmiyor diye biliyorum ama daha net bir şey orası, demeyeyim. Suriye yakın. Mesela biz annemlerle geçen de gitmiştik takip edenler bilir. Harran'a gittik. Akçakale zaten oradan 5 kilometre. Yani bildiğiniz Akçakale sınır kapısı Suriye sınırı. Aynen. Hani hatta dün Akçakale'de mi? Şehit evet, oldu evet. değil mi? Yani hani patlama oralar patlama olmuştu. Falan olmuştu. Yani bayağı sınır oralar. Ve Harran dediğimiz yerde böyle daha küçük bir yer. Yani videoyu izleyin bizim. Bu Urfa 2. videosunu Harran'a gittik o videoda. Az çok Harran'la ilgili de fikriniz oluşur orada. Hatta birkaç okulu böyle çekmiştim yoldan geçerken. Yani bence de oralardansa buraları yazın. Yani Harran'ı falan gördüğüm için... Bilmiyorum ben olsam ben de buraları yazardım herhalde. Bir de şey sorusu gelmiş. Nurhay Art Siverek mi İstanbul mu yazalım? Yani bu çok, çok keskin farklı bir soru bir değil mi? Boyut. Aynen hani İstanbul nerede Siverek evet. nerede? Şöyle diyebilirim hani neden İstanbul neden Siverek? Buna göre değişir. Tabii. Mesela maddiyat diyorsanız tabii şimdi İstanbul daha pahalıdır. Hem yaşam olsun kiralar olsun. Ama mesela bir sebebiniz vardır. Orada ne bileyim aileniz vardır aynen. ne bileyim. Çok yakın bir arkadaşınız vardır. Hani önceliğiniz nedir? Ona göre değişir evet, bu. Evet evet. Mesela şeyde İstanbul'da ikinci bölge geçiyor. Urfa'da ikinci bölge aynen. geçiyor. Bu açıdan çok bir şey olmaz ama İstanbul'un pahalılığıdır. Para biriktirmedir. Evet. Yaşam aynen. şartları diye düşünülürse maaş yetme sıkıntısı evet. olur. Ha, ama dersen sosyal yaşam İstanbul. O zaten tabii yani. İstanbul. Ama evet, mesela evet. şimdi sen Hataylısın aslında bakıldığında. Sen İstanbul sana çok uzak.
Evet. Sanırım herhalde yine burayı seçerdim. Ben tabii ben burayı seçerdim. Ya bu biraz bununla da alakalı. Mesela ben şimdi Bursalıyım. Burayı mı seçerim, İstanbul'u mu seçerim? İstanbul'u seçerim. Çünkü benim şehrime bir saat. Hani bu biraz bununla alakalı. Yani biraz kendi şartlarınıza hani dikkat etmeniz gerekiyor. Sıralamada 100 küsür olup Siverek atanma ihtimali. Yani bu hangi branşta 100.sü? Ya aynen, çok değişiyor. Bir de yani, şöyle hani bir de sıralamanın dışında olup da Urfa merkeze atananı duydum. Sıralamanın çok içinde olup da Urfa Sivere'ye atananı duydum. Değişiyor. Ya işte o biraz branşa göre değişiyor. Aynen tabii, değişiyor. Tabii. Bir de şey, gerçekten şans atanıyor meselesi de. Bazıları mesela Urfa merkez diyelim, hani nasılsa gelmez diye ilçe yazabiliyor. Hı-hı. Ama birisi de çıkıp diyor ki hani Urfa merkezi bir yazayım deneyeyim. Urfa merkez çıkıyor. Oysa tabii sıralaması diğerine göre daha kötü. Ya o biraz yaptığın tercih sıralamasıyla da alakalı oluyor. Aynen. Böyle onu iyi dikkat etmek gerekiyor yani. Bu videoda o zaman sosyal imkanlardan bahsettik. Okuldan bahsettik. Kiralardan. Peki şu son soru şu. Siverek'te keşke şu da olsaydı, daha güzel olurdu. Ya da Siverek'te aradığım şey. Ve son sorumuzu da şöyle kapatayım. Bir sene içerisinde Siverek'le ilgili fikirlerin değişti mi? Ne yönde değişti? Biraz bunu sormuşlar. Yani hala memnun musun Siverek'te olmaktan deyip bu soruyla da Siverek videosunu yavaştan kapatalım. Şöyle diyeyim. Zaten daha önce de bahsettiğim gibi evet, bir AVM olmasını isterdim. Zaten AVM'nin içinde ne bileyim bir sürü hani mağaza da oluyor. Kırtasiyesi, her şey bir arada oluyor. Ondan sonra sineması, dedim, sineması oluyor. Yemek yeme yeri oluyor. Mesela bazen fast food yemek istiyorum. Burada yok direkt. Dün onu hani, konuşmuştuk aynen. Ha, yapan yerler var, hamburger evet, ama mesela istediğin markalar olur ya, onlar yok mesela. Evet, ben bence bu büyük bir sıkıntı. Ve en azından böyle sıkıldık. Hadi böyle gidip ne bileyim AVM'de gezinelim diyebilmek isterdim. O yok. Peki İlla gezebileceğim şey, park vesaire böyle. Bir yürüyüş yapayım, parka gideyim. Var mı böyle bir şey? O da yok herhalde. Üçgen park var. Hani kafe tarzı. Orada oturuluyor. Çay bahçesi. Bir yer vardı böyle şey, mesire alanı. Adını unuttum. Yazanlar, hatırlayanlar aşağıya yazıyor. Siverekliler. Orası mesela gayet güzel mesela. Bayağı yeşillikli falan. Hatta gördüğüm tek yeşillikli yerdi. Bilmiyorum yani. Bayağı güzeldi o. Hava güzel olduğu zaman ne bileyim. Hani illa böyle mangal yakmaya gerek yok. Bir gidip kahvaltı yapılabilir. Ne bileyim kahvenizi alıp bile orada içebilirsiniz. Oranın ambiyansı falan gerçekten güzel. Böyle biraz yeşillik görünce insanın da içi açılıyor. Evet, ister istemez. Bir senede düşüncelerim değişti mi? Değişmekten ziyade oturdu diyelim. Geçen sene pandemiden dolayı hani bir buradaydık, bir değildik, dışarı çıkamıyorduk, her yer kapalıydı, okula bile gidemiyorduk. Ama buraya hapsolmuştuk. Alışamadım açıkçası. Gerçekten geçen sene alışamadım. Ama bu sene buradayım artık, okul açık. Hani gidip geliyorum, ne bileyim dışarıdaki esnafları da böyle tanıyorum falan. Benimsedim. Terzi olsun, ne bileyim kuaför olsun. Aynen, biraz daha benimsedim, daha fazla alıştım. İstediğim her şeyi bulabiliyorum. Sadece o AVM falan hani zorunluluk değil ya da çok acil bir gereklilik değil. Ama evet hani sosyal yaşam için insan istiyor yani. Öyle. Yani mesela burada şey bana çok enteresan geliyor. Etrafta bile şehir içinde koca koca taşlar var. Bakın çekmeye çalışacağım videoya, buralara koyarım onları. Geçen çekmemiş miyim? Onu yol kenarında çekmiştim ama şey hani böyle bildiğin inşaatların arasında şurada burada var. O çok taşlar enteresan. Var burada. Geçen evde de çekmiştim. Senin geçen videoda da var. Geçen seneki videoda da var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Geçen sene Siverek'le ilgili, öğretmenlikle ilgili bayağı soruları cevaplamıştık. Bu video sadece Siverek'e özel oldu. Şimdi bir de diğer sorularınızı da başka bir videoda cevaplayalım. Çünkü çok uzun oldu süre. Hani canınız da sıkılmasın. O videoda da biraz daha genel böyle öğretmenlik, atama, aday dosyası, adaylık süreci, öğretmen maaşları biraz bunlar hakkında konuşacağız. O zaman çok teşekkür ediyorum Sevile. Ben teşekkür ediyorum. Umarım söylediklerim size bir faydası, bir katkısı olacaktır. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Teşekkür ederiz. Yine herkese de tercih döneminde başarılar diliyoruz. Bu süreçte elimizden gelince böyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. O zaman Siverek'ten herkese selamlar. Sevile de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu da beğendiyseniz, bakın bunu da yeni söylemeye başladım bu arada. Beğenebilirsiniz. Kanalı böylece daha ön plana çıkarıp daha çok kişinin izlemesine katkıda bulunursunuz ve bize de motivasyon olur değil mi? Video beğenmiş, aşk kadar kişi falan güzel olur. O zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Görüşürüz. Bye.